Beyaz futbol devam ediyor sevgili seyirciler. Biraz önce de söylemiştim. Beşiktaş Kayseri deplasmanından 3 puan aldı. Siyah beyazlar maç fazlasıyla liderlik koltuğunda şu anda. Fenerbahçe yarın Gaziantep Spor deplasmanında oynayacaklar. 3 puan arayacak. Sarı lacivertler liderlik koltuğunu tekrar ele geçirmek için. Ve bu arada Sayın Dursun Özbek Atatürk Havalimanı'nda Sezgin Gelmez'e konuştu. Grosskreutz'tan mesajlar var. Galatasaray Bursa Spor maçının sonrasına gideceğiz. Mustafa Hoca neler söyledi? Hepsini konuşacağız zamanımız yettiğince. Beşiktaş maçını bir kez daha bir hatırlayalım. Kayseri Spor Beşiktaş karşılaşmasının özet görüntüsünü ekranlarınıza getirelim. Sonrasında dönelim. Sinan Engin pozisyonları tartışacak. Pozisyonları yorumlayacak. Ya şimdi Ertem yani... Başlarken de söyledik. İyi oynamayan bir Beşiktaş. Hı-hı. Yani iyi oynamadan kazanan bir Beşiktaş. Ama iyi oynamadan da 4-5 tane de gol pozisyonuna giren. Yani 2 tane gol atan ve 4-5 tane de gol pozisyonuna girebilen Beşiktaş. Hele son pasları yani son vuruşları iyi yapabilseler farklı olabilir. Ama Beşiktaş'taki genel olarak sıkıntıya baktığında yorgun gibi görünüyor. Yani yorgun mu Beşiktaş? Yani rakibini boğamıyor. Rakibinin üzerine gidemiyor. Yani tamamıyla oyunu force edemiyor. Yani görüntü olarak mesela geçen hafta oyunu force etti maçı kazanamadı. Ama şimdi bak bu savunmayla yani bu Andreas Beck ve İsmail ikisi de şimdi senin kim rakibin? Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin iki beklerine bakıyorsun. İki bekte rakibin ceza sahasında oynuyorlar. Yani rakibin korner bayrak direklerinin oradalar. İkisi oradan top kesiyorlar. Devamlı top getiriyorlar. Yani Hasan Ali olsun, Caner olsun, Gökhan olsun, Şener olsun. Ama evet. Beşiktaş'a bakıyorsun. Ne aynı şey Andreas Beck olsun, ne İsmail olsun veya Motto oynarsa veya Tosic oynarsa falan zaten Serdar Kurtuluş oynatmıyor. Yani hiç o kanat eksik. Eksik oynuyor. Ve stoperlerde sıkıntı var. Beşiktaş'ın mutlaka bak bu savunmayla şampiyon olması çok zor. Yani mutlaka Beşiktaş'ın arkaya oyuncu alması lazım. Devre arası Beşiktaş bir tane kaleci alacak %100. Ama bu Ospina değil. Bana da buradan söylüyorum yani benim bildiğim Ospina değil. Başka bir kaleci var. Yani Deportivo'nun ama, kalecisi diyorlar da yani, sakatlanmış. Evet. Yani ama Ospina olduğunu zannetmiyorum. Değil benim bildiğim ama tabii zannetmiyorum. Ospina'nın geleceğini zannetmiyorum ama Ospina değil. Şu an görüntü ama mutlaka biri kaleci alacak devre arası. Hı-hı. Beşiktaş. Yani şimdi bakıyorsun sezon başından beri mesela çok oynayan, kötü oynamayan bir Tolga ama bir türlü taraftarla yıldızı barışamayan bir hatada mesela seyirci hemen aynı şekilde protesto etti. Aynı şekilde mesela haksızlık olduğunu düşünüyorum. Ama Tolga ile Beşiktaş taraftarının arasında bir elektrik kopukluk var. Bir kopukluk kan var. Yani evet yani öyle bir görüntü var. Aynı şekilde mesela Sabri. Sabri'ye de mesela bana göre haksızlık yapıldı. Hı hı. Yani Sabri şimdi niye Sabri'ye mesela tepki koyuluyor? Opsiyonu işte uzatma diye. Sabri böyle bir şeyi kabul etmiyor ki. Sabri opsiyonu uzatır. Galatasaray uzatmamıştır opsiyonu. Karşılıklı fiyatta anlaşılmamıştır veya yani bir şeyde. Sabri Galatasaray'dan gitmek ister mi? Ve belki de Sabri sezonun en iyi futbolundan bir tanesini Cuma akşam oynadı. Ama taraftarı protesto etti. İki tane asisti var bilmem nesi var. Yani taraftarların biraz daha sağduyulu ve biraz daha hoşgörülü olmaları lazım. Özellikle kendi değerlerine. Yani Sabri 20 seneden beri mesela Galatasaray'ın camiasının içinde olan bir oyuncu. Dönelim Beşiktaş'a. Yani Beşiktaş'a geldiğin zaman mutlaka Beşiktaş'ın yani ağır mesela yükünü kaldıran bir oyuncusu var. Kim? Atiba. Orta sahada. Yani tamamıyla herkesin kademesine giren ama bu da bir gün iflas edecek. Bu kadar koşmayla. Bu da yorulacak. Şimdi bu perşembe günü çok önemli bir maç var. Lizbon'a gidiyorsun. Döneceksin. Pazartesi derbi var. Yani bu temponla Galatasaray'ı yenmen çok zor. Galatasaray da hafta içinde oynayacak ama sen bu temponla Galatasaray'ı nasıl yeneceksin? Bu tempoyla Sporting Lizbon'u yenebilir mi? Berabere kalabilir çok zor mi? Çok zor. Yani şu tabii Avrupa maçı farklı ama Beşiktaş'ta bir yorgunluk var. Ya çok antrenman mı yapıyor ya az mı çalışıyor? Yani Beşiktaş'ın temposunda bir düşüş var. Yine pozisyonlara giriyor. Şimdi bir kalite farkı var. Ha bu Kayseri'nin çok fazla koşması, fazla mücadele etmesi Beşiktaş'ı belki bu kadar kötü oynamaya sebebiyet vermiştir. O ayrı bir şey. Ama ne olursa olsun bu kadar gol pozisyonuna giriyorsan şimdi bak Mario Gomez'in bir tane kaçırdığı pozisyon var. Eğer diri iyi durumda fizik olarak iyi durumda olan Mario Gomez o pozisyon var. Serkan o pozisyonu bir yavaş yavaş oynasana görelim o pozisyona gelelim. Yani böyle bir pozisyonda yani Mario Gomez gibi oyuncu demek ki diri değil. Yani sorumluluk almıyor topu Sosa'ya çıkarıyor. Direkt orada kaleciyle karşı karşıya kalmışsın. Orada çalımlamaya da gidebilirsin. Kaleciyi de vurabilirsin. Şimdi aynı şekilde gelelim Gökhan Töre'ye. Bu temposunu yükseltmesi lazım. Gökhan Töre kaç haftadır çok kötü. Fizik olarak iyi değil. Yani milli takımdan beri kötü oynuyor. İyi oynamıyor. Hasta mı?
Bilmiyorum yani antrenman mı az yapıyor? Bak şu pozisyon bak. Sayın seyircilerimiz baksınlar şu pozisyona bak. Şu pozisyonda yani dünyada olmayacak olan bir şey yani Mario Gomez gibi bir futbolcu bu pozisyonda topu çıkarılır mı ya? Ertem yani bunu neden? Kendine güveni yok. Niye? Fizik olarak iyi durumda demek ki değil. Kendine güvenemiyor. Şurada gidip kalecinin gözüne vurursun bu topu ya her türlü. Kaleci yatmış sağa, kaleciyi çalınlamaya gidebilirsin. Kalecinin sağından solundan topu vurabilirsin. Çünkü sağda solda adam yok. Yani mantıksız bir şey. Bu ne işaret biliyor musun? Ya bir kendine güvenin yok, sorumluluk almıyorsun ya da yorgunsun. O son vuruş yapamıyorsun, sorumluluk üstünden atıyorsun, sosaya çıkarıyorsun. Dolayısıyla Beşiktaş'ın bu konsantrasyonla bu ligde bakın. Şimdi Beşiktaş bizi çok şey alıştırdı sezon başında. Müthiş üçler, beşler, kaçan yedi tane pozisyon, sekiz tane pozisyon her maçta. Müthiş bir çıtayı yükseltti. Evet. Hedef yükseldi, beklentimiz yükseldi. Ne dedik? 100 gol dedik, 80 gol, 100 gol, 90 gol. Beşiktaş futbolcular kendini söyledi, yöneticiler söyledi. Ama şuraya geliyor bakıyorsun, her hafta kazanabiliyorsun. Kazanırsın, bir kalite farkı var rakiplerine göre. Ama ligin sonuna doğru, en son geçen sene 7. haftada avlu attın. Şimdi bu tempoyla... Bu konsantrasyonuna gidersen daha erken avlu atarsın. Tamam bugün lidersin ama Beşiktaş'ın bir an evvel kendine çeki düzen vermesi lazım. Bu maç bak bir göstergesidir. Yarın Galatasaray'a kaybettiğin an sıkıntılar ondan sonra başlar. Yani böyle yumak gibi falan sonra gelir. Ondan sonra futbolcular moral motivasyon bilmem ne falan. Şenol Hoca'ya bakıyorsun o da memnun değil kenardan çok sinirli dikkat et. Yani hele bir pozisyon var 4 kişi Beşiktaş atak yapıyor. Öyle bir yanlış pas tercihi var ki yani son paslarda öyle hatalar var ki Ertem inanılır gibi değil. Yani son pas hataları biraz düzgün olsa şu maç 3-4 falan olabilir. Yani son pasları. Şimdi gelelim Gökhan Töre'ye. Gökhan Töre'nin acilen kendini düzeltmesi lazım. Fizik olarak iyi duruma gelmesi lazım. Fizik olarak iyi değil bilmiyorum. Az mı antrenman yapıyor? Hasta mı hafta içinde? Durumu nedir? Tam net olarak bilemiyorum ama... O da çok yorulmadı mı? İyi değil. O da yoruldu ama o zaman rotasyon yapacak. Bugün Allah'tan ki Necip'le Atiba vardı orta sahada. Yoksa yani ve kalite olarak senden çok üstün olmayan bir Kayseri'yle oynadın. Daha güçlü bir takımla oynasaydın çok zor yenerdin. Ve Kayseri Spor takımı şimdi çok modern futbol oynamaya çalışan. Yani iyi bir teknik direktörü var. Tolunay Hoca çok açık oynatıyor. Yani geçen hafta Akhisar'ın oynadığı gibi oynamadı. Yani kapanıp kontra yapayım düşüncesiyle oynamadı. Futbol oynamaya çalışan bir takımdı. Ama Beşiktaş kontra atak oynamak zorunda kaldı. Kayseri'nin baskısından dolayı. Onun için burada tamamıyla Beşiktaş'ın bu maçı kötü oynayarak kazandı ama tamamıyla ben Beşiktaş'ta bir düşüş olduğu aşikar. Ne bu savunma oyuncularıyla? Bakın. Şeyi geçen hafta çok kötüydü mesela. Rodolfo geçen hafta yediği çalım falan filan çok kötüydü. Yani hadi bu hafta önemli şeyler yaptı. Her böyle kaleci yakalayamazsın. Sosa da son birkaç haftada kötüydü aslında. Bu hafta çok iyiydi. Sahanın yıldızı Sosa'ydı. Evet. Bu maçı Sosa'nın yani gayretiyle alındı ama şimdi bakıyorsun. Normal olarak bu Ziya değil mi kaleci? Ziyacan mı? Kayacan. Yani Kayacan'ın şu yediği gol yani oradan bir kaleci nasıl gol yiyebilir? Yani tamamıyla müthiş bir kaleci hatası var pozisyonda. Hı hı. Şimdi gelelim ondan evvelki çok tartışılan pozisyon var. Yani tartışılan pozisyona baktığın zaman şimdi bu Kerim Frey'in pozisyonu. Yani Kerim'in, evet. Gökhan Töre'nin pozisyonunda mesela faul değil deniliyor. Demin ben Fırat Aydınus'u analiz yaparken bir şey söyledim arkadaş. Bazı hakemlerin kendi kararları vardır. Şimdi omuz omuza bazı pozisyonlarda bakarsın. Omuz omuza korokorlarda bazı hakemler faul vermezler, bazıları verebilirler. Şimdi Gökhan Töre'nin pozisyonunda faul verse de hakem vermese de tartışılır. Yani şimdi buna niye faul verdin dersin. Serkan'cığım o pozisyonu bir gösterelim. Omuz omuza mesela bu bana göre ben bunun daha sertlerine mesela verilmesine karşıyım. Çünkü ya Avrupalı hakemler bunlara çalmıyorlar. Omuz omuza tamamıyla o zaman diyor bir futbolcunun güç farkı o zaman ortaya çıkmalıdır. Yani o zaman niye güçlü futbolcu veya güçsüz futbolcu o zaman oluyor? Niye futbolcu gidiyor kuvvet çalışıyor? Neden sahada daha güçlü olması? Doğru. Bu tamamıyla Gökhan Töre'den daha kuvvetli veya ters bacağında yakalandı Gökhan düştü. Şimdi buna hakem faul vermese hiç kimse bir şey söylemez. Değil mi Ertem? Hiç kimse ağzını açmaz. Yani sen bana kardeşim niye faul vermiyorsun ama. Aynen. Bana göre sen Sinan Engin olarak hakem olsan bana faul vermesin. Ben buna vermem derim hakem. Çünkü omuz omuza yani omuz omuza korokor. Diyorum ya demin sana izah ettim o zaman niye güçlü futbolcu
kuvvetli futbolcu ayrımı yapıyoruz. Onun için bakın, bu tamamıyla omuz omuza. Buna faul vermezsiniz. Ben vermem ama buna vermese de Bülent Hoca, Gökhan da hocam buna niye faul vermedin demez. Şimdi her buradan verilen faulde gol olacak diye bir kaydı da yok. Evet. Ayrıca da yani. Tabii. Ama bu faul değil. Bana göre faul değil. Vermem bana, omuz omuza çünkü. Yani ikisi de bak, dikkat et, yürüt. Yavaş yavaş. Bak, görüyor musun? Kim kuvvetliyse, kim kuvvetliyse ayakta kalıyor Ertem. Yani birisi hani orantısız güç kullanmıyor burada. Yani çekme, omuz omuza mücadele. Yani, omuz omuza. Buna vermem. Hani yani kalkıp da bu dünya yanmaz. Çünkü çok tehlikeli bir yer gibi görünmüyor. Yani değil. Ya burada yani Kayacan'ın bunu, bu golü yemesi. Şimdi Kayacan'a yarın antrenmanda oradan 100 tane top atsınlar, bir tanesini yemez. Bir saniye almasaydınız arkadaşlar. Gökhan Töre ile Zeki arasındaki mücadelede Sinan abiye bir şey soracağım. Omuz omuza mücadele ediyorsunuz. Acaba Zeki'nin burada Gökhan'ın ayaklarının arasına ayağını sokması mı sıkıntı? Hayır, omuz omuza orada bir şey var yani. Hı hı. Şimdi pozisyonu görelim, bir daha yürüsün. Yani omuz omuza kalkıyor ama Gökhan'ın ayağı tek ayağı havada olduğu için Gökhan ayakta, havada ayağı ve yakalanıyor, dengesiz yakalanıyor. Şimdi Gökhan da çok kuvvetli. Yani omuz omuza Gökhan da kuvvetli bir çocuk. Dolayısıyla ne oluyor? Ayağı şeyde olduğu için omuz omuza kesinlikle, yani bu tamamıyla devam bir karardır. Hı hı. Yani normalde devam bir karardır. Yani onun için omuz atıyor. Yani bunun bir bana, yani hakem kural olarak demin ki Serdar'ın oyunda atılma pozisyonuna baktığın zaman topa vuruyor, ayağına taban gidiyor. Evet. Şimdi hoca değil diyor. Bana göre hakem istese verirse, ama genele baktığın zaman hakem kararları çok önemli. Hakemin kararı çok önemlidir. Hep artık Türkiye'de bu bizim için. Kurallar uygulanmıyor. Hep genelde hakem kendi kararını uyguluyor. Çünkü basıyorsun, çok net tabanım, ayakların tarak kemiklerini taban basılmıştır. Böyle kramponlarla basılmıştır. Bunların hiçbir zaman bunlara faul verilmemiştir. Çok tanık olmuşuzdur ama bugün kırmızı vermiştir. Fırat vermiştir bunu. Evet. Dolayısıyla Gökhan'ın pozisyonu, maçlar arkadaşlar, Gökhan'ın pozisyonunda tamamıyla omuz omuza bir, yani itme, çekme, dirsek yok. İki tane omuz. Bir daha gösterelim Serkan. Yani getirirsen pozisyonu. Bak, görüyor musun? Yan yana, yan yana iki tane omuz var. Gel geriye Serkan'cığım bir daha. Tekrar geri alacaklar arkadaşlar. Ya sonra bu pozisyon öyle bir çok tartışılacak, üstünü anlatılacak pozisyon değil. Yani burada yok, bak düşerken ayak takılıyor. Yok, düşerken yok. Hani bu pozisyon yani çok tehlike arz edecek. Yani buradan gol olacak diye bir kaydı yok. Yani ne bir penaltı veya bir yayın oradaki bir frikik pozisyonu değil Ertem. Yani bunu tamamen bir kalecinin burada avlanması, yani kaleci hatası diyebiliriz. Kusura bakmasın yani Kayacan ama burada çok hatalı davranmış. Ama bunu söylüyorsunuz. Bu pozisyon büyük skandal. Gel yani bak. Mario Gomez gibi bir Mario futbolcu. Mario Gomez gibi bir futbolcu. Burada bu vuracaksın. Bu ya Ertem, sağ ayağını almışsın. Ya nasıl vuramaz üstüyü ya? Üstüyü kapatacak bak. Sağ ayağı almışsın. Plaseni yapacaksın sağ taraftan. Kalecinin solundan yap, çevir. Penaltı pozisyonu gibi pozisyon yani. Sen bu pozisyonu, yani bu tamamıyla güvensizlik. Güç. Ama Mario konsantre. Gomez gibi bir futbolcu güvensizlik. Yapıyor işte. Yapıyor. Kendine güveniyor. Ertem, bunun başka izahı yok. Yok. Ha şöyle bir şey olabilir. Kırmızılı Kayserili oyuncu Sosa'nın yanında değildir. Kaleci açısını kapatmıştır, tamam mı? Sosa'nın yanında değildir. Bir uzatırsın, Sosa boş kaleye atar. Ama Sosa'nın yanında buyur bak. Sosa'nın yanında oyuncu var yani. Nasıl böyle bir şey yapabilir yani, ya? Yani bu demek ki konsantre... Acaba sağındakini görmedi mi? Konsantre... Diyorum ya Ertem. Olmaz. Bir konsantre düşüklüğü var. Görüyor Beşiktaş'ta zaten, ve görüyor. Özellikle tamam Mario Gomez'de ve bana göre Mario Gomez'i daha fazla, daha erken oyundan almalıydı. Evet. Bence şu pozisyondan sonra oyundan alırım bak. Bitkin ben sana. Olduğunu anladı bakın, zaten kendisi. Bir santiforu şu baktığın zaman şu, eğer şu pozisyonda bu pası veriyorsa ben bu santiforu oyundan alırım. Yuvarlayacaksın değil mi? Bak, ya boş kale dur, alalım. Dur Serkan. Bitti. Şurada yuvarla ya. At plaseni sağdan. Çevir veya bileğini böyle. Kaleci sola doğru gitsin. Çevir. Sola doğru götür. Çek. Bitti. Açılmış kaleci zaten. Yani her türlü bu pozisyondan sonra Mario Gomez demek ki fizik olarak iyi. Ama siz ısrarla diyorsunuz ki Beşiktaş devre arasında eğer göbeği sağlamlaştırmazsa, savunma göbeğini, kalesini emniyete almazsa işi zor. Mutlaka Beşiktaş'ın devre arası bir kaleci ve bu stoper transferi şart. Ospina'yı da ekrana getirecek 3 numarayı. Ben Ospina'yı zannetmiyorum. Benim aldığım başka bir duyum zaten var. Zaten Ospina'dan gelen haberler olumsuz ilk yönde. Ben siz Ospina değil. Söylemiştiniz. Doğru. Ospina değil. Ben bildim. Deportivo'nun kalecisiyle anlaşıldığını ama bilemezsin. Son dakikada başka bir kaleci bir yerden çıkabilir. Ama Beşiktaş'ın devre arası eğer bir transfer yasağı olmazsa
Yani ben Ospina'nı zannetmiyorum. Ben de sanmıyorum yani, Ospina'yı. Çok zor bir transfer. Yani ama mutlaka bir stoperle bir kaleci Beşiktaş devre arası alacak. Ama Gökhan Tören'in pozisyonu kesinlikle faul değil ama çok ölümcül bir pozisyon değil. Çok üzerine durulacak bir pozisyon değil. Bir tane daha pozisyon var orada. Deportivo kalecisinin 6 ay sakatlandığını belirtelim. Bu arada pozisyonu ekrana getirirken... Sakatlanmış mı o kaleci? Azerbaycan'dan da kötü bir haber geldi. Sevgili kardeşlerimizden hemen belirtelim çünkü çok izleyen var Azerbaycan'da bizi. Ne olmuş? Hazar Denizi'nde Azerbaycan'ın işlettiği bir petrol platformunda çıkan yangında 32 işçi vefat etmiş. Başsağlığı dileklerimizi iletelim kardeş ülkemize, kardeş memleketimize. Başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz bütün Azerbaycan'a. Başsağlığı dileklerimizi iletelim. Acınız acımızdır. Çok üzgün olduğumuzu belirtelim. Bunu da yeri gelmişken belirtelim sevgili seyirciler. Çünkü çok izleyenler var. Bakü'den de çok büyük sıkıntı. Şimdi bir mesela enteresan. Ne oldu maç ya Serkan? Araması devam ediyormuş. 30 maç ne oldu? Aranıyormuş. Maç ne oldu? Şimdi mesela maç geliyor. Sorular geliyor. Omuz omuza atmakla. Mesela diyor ki omuz atmakla omuz omuza. Hayır, omuz omuza. Omuz atmıyorlar. Karşılıklı birbirlerine omuz vuruyorlar pozisyonda. Yani Gökhan'la Zeki Yavru değil mi? Zeki Yavru birbirlerine omuz vuruyorlar. Yani top ortada omuz vuruyorlar. Burada kuvvetli oyuncu ayakta kalan oyuncudur. Zeki daha kuvvetli o pozisyonda sağlam bastığı için. Evet, bu pozisyonu söylüyorum. Bu pozisyonla ilgili çok soru geldiği için söylüyorum. İsmail'in pozisyonu penaltı mı deniliyor? Bir daha yakını var bunun. İsmail'in hafif bir elle... şeyi var. Şimdi buna hakem penaltı da verebilir biliyor musun? Bence de verebilir. Buna verebilir. Kimse de bir şey diyemez. Bence de verebilir. Ertem'cim. İşte Fırat Aydınus buna verebilir mesela. Sol kol var. Rakibin enteresan. Omzunda bence bak, de buna, verebilir. Buna mesela verilebilir. Buna penaltı da verilse de kimse de bir şey demez biliyor musun? Doğru. Ama değil. Ama penaltı değil ama buna veriyorlar. Verilmiştir de itmeye, şöyle hafif itmeye. Ama İsmail'in burada bir sıkıntılı bir girişi var. Yani bir arkadan bir şarjı söz konusu. Ama burada penaltı verse kim niye penaltı veriyorsun demez. Evet. Niye verdin demezler ama burada bir penaltı söz konusu olabilir ama değil. Ama penaltı ama İsmail'in kontrolsüz bir girişi var Ertem'ciğim. Doğru. Evet sevgili seyirciler birazdan Ahmet Bulut'un röportajını ekranlarınıza getireceğiz. Beşiktaş Papi ile anlaştı. Jile Bozji ile sevgili seyirciler hemen belirtelim. Devre arasında çok büyük bir sürpriz olmazsa Beşiktaş Papi'yi renklerine bağlayacak birebir. Bizim Chelsea'li. Birebir evet. Benim Papi, söylediğim bir ay Jile Bozji sizin evet. Yazın söylediğiniz. Yazın hatta. Değil. Yazın değil ya. Bir ay oldu. Hayır, ben yazın transfer dosyasında öyle bunu mi? tabii. Papi, bundan bir ay öncesinde de Ertem, size söylediniz. Bak, Papi Jile Bozji ile Beşiktaş prensip anlaşmasına vardı. Ertemciğim, 15 kez milli 1.92 boyunda. Bu anlaşmalar anlaşılır. Futbolcu ama son dakikada bakın o Liverpool'lu oyuncu gibi. Liverpool'lu oyuncu vardı ya. Lucas Leiva. Sonra valizini hazırladı. Antrenör yollamadı. Yani bunlar değişir ama şu an bir temas vardır. Bir prensip anlaşması vardır. Bu doğrudur. Ama bunlar yarın dönebilir, bunlar vazgeçilebilir. Hiç bilemezsin. Ama bu, evet şu an gündemdeki bir nolu stoperi bu. Yani Beşiktaş'ın gündemdeki stoperi bu. Ama bu değişebilir, bilemezsin. Quaresma gidecek mi, kalacak mı? Ahmet Bulut'un röportajı hazır mı arkadaşlar? Menajer Ahmet Bulut'un. Hazırsa bir ekrana getirelim. Senin abiye de bir nefes aldıralım. Quaresma Sporting Lisbon'a gidecek mi, kalacak mı? Gökhan Gönül'le ilgili açıklamalar var. Sevgili Sercan Dikme aramıza yeni katıldı. Sercan Dikme'ye de hoş geldin diyorum. Beyaz TV Spor Servisi'ne. Bir izleyelim röportajımızı. Sercan yaptı röportajı. Bir izleyelim. Sonrasında dönelim. Sporting Lisbon Başkanı Carvalho'nun açıklamaları vardı. Quaresma'yı takımımda görmek istiyorum tarzında. Quaresma devre arasında veya sezon sonunda sizce Portekiz'e, ülkesine dönebilir mi? Bildiğime göre Ricardo burada çok mutlu. Öyle bir şey olacağını ben tahmin etmiyorum. Hı hı. Burada mutlu olduğunu biliyorum. Burada çok mutlu. Burada her şey yolunda. Niye ayrılsın ki? Fenerbahçe'de Gökhan Gönül'ün bu sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Siz şu ana kadar masaya oturdunuz mu Fenerbahçe kulübü? Hayır, oturmadım. Gökhan çok mutlu Fenerbahçe'de. Zaten 8 senedir böyle oynuyor. Kaptanlığa kadar yükselmiş bir futbolcu. Hatta bizim önceliğimiz Fenerbahçe'dir. Peki şu an size gelmiş bir transfer teklifi var mı Gökhan Gönül'le ilgili olarak? Ya resmi teklifi yok tabii ama yurt dışından beni arayanlar var. Bu da normal zaten olmazsa zaten bu normal olmaz. Gökhan gibi futbolcu herkes
takip ediyor. Onun gibi kaliteli sağ bek çok az var. Onun için arayanlar var ama dediğim gibi öncelemiz bizim tabii Fenerbahçe'dir. Ama herhalde Gökhan Gönül'ün burada isteği çok önemli. O Fenerbahçe'yle devam etmek istiyor mu? Tabii istiyor tabii. Hı hı. Yani niye istemesin, sonuçta burada 8 sene oynuyor. Taraftarlar seviyor Gökhan'ı. Bu dediğim gibi takım kaptanı. Onun için şartlar uygun olursa bence öyle düşünüyorum. Gökhan burada uzatır dedi. Tahmin ediyorum. Sezon başının en çok konuşulan futbolcularından biri Ozan Tufan'dı. Evet. Beşiktaş'a mı gidecek, Fenerbahçe'ye evet. mi? Beşiktaş cephesinden açıklamalar, Bursaspor cephesinden açıklamalar ama son noktayı Fenerbahçe evet. koydu. Fenerbahçe ile imzaladı 7 milyon euro evet. bonservis fiyatıyla. O transfer senaryosunda neler gerçekleşti? O hikayeyi bize biraz anlatabilir misin? O zaman Fenerbahçe parayı ödedi. Bursaspor da Fenerbahçe'ye transferini okey verdi. Ben de tabii futbolcumun geleceğini düşünmek adına tabii Fenerbahçe'nin anlaştım. Bonservis ücreti bakımından Fenerbahçe mi Beşiktaş oranla daha yüksek bir fiyat verildi? Hayır, belirledi. Hayır. Yoksa... İkisi aynı rakama. Aynıydı. Ozan mı tercihini Fenerbahçe'den kullandı? Tabii Ozan da Fenerbahçe topu oynamak istedi. Ama Bursaspor da Fenerbahçe'yle anlaştı. Tabii futbolcu istemese hiçbir şey olmaz tabii doğal olarak. Ozan da tabii Fenerbahçe'de oynamak istedi. Dembaba gelmişti evet. Beşiktaş'a önceki sezonda. Şimdi gitti. Çin'de futbol oynuyor. Dembaba'nın Galatasaray'a veya başka bir Türkiye'de başka bir takıma gelme olasılığı var mı sezon sonunda veya Ocak ayında? Hayır, hiç alakası yok. Çünkü Dembaba'nın aldığı ücret çok yüksek bir ücret. Bunu Türkiye'de bir tane kulüp vereceğine hiç tahmin etmiyorum. Hı-hı. Zaten biliyorsun zaten çok büyük bonservis parası verdiler. Dembaba da ayrıca orada çok mutlu. Hı hı. Hiç aranızda Dembaba'yla Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra böyle bir konuşma geçti mi? En azından olasılık üzerine. Hayır, tabii ben konuştum ondan. O bana sordu, Türkiye'de bu haberler çıkıyor. Neydir diye. Ben de işte ben dedim medyadan bunu takip ettiğimi söyledim. Ama öyle bir şey olacağına imkansız. Hı hı. Kaleci konusunda hafta içerisinde Londra'ya gideceksiniz siz. Ospina için mi? Yok, Ospina için gitmiyorum. Hakikaten Ospina için gitmiyorum. Ospina'nın bir alakam yok benim. Yardımcı olabilirsem, bir transfer yapabilirsem inşallah bir tane transfer yapabilirim. Beşiktaş'a bir transfer var mı devre arasında? İnşallah. Hangi mevki? Şimdi ben mevki söylemem doğru olmaz. Kaleci olmadığına göre stoperdir. Stoper. Chelsea'li stoper. Arkadaşlar. Az önceki futbolcu Chelsea'li stoper, evet. Papi ile görüşmeye gidiyor. Papi Jilobonçi ile görüşüyor. Anlaştılar. Anlaştılar ama bilemezsin. Ahmet Beşiktaş'a getiriyor. Bilemezsin. Son dakikada bakın imza atılmadan hep bunları söyleriz. Anlaşılır ama son dakikada olmaz. Ama dediğin gibi Beşiktaş'a bir tane iyi bir stoper ama Andreas Beck sağ taraf çok büyük sıkıntı. Hiç ofansif olarak bir şey yapmıyor. Hiç oyuna katkısı yok. Yani tamamıyla alıyor, kesiyor, veriyor. Büyük takımın sağ beki, büyük takımın sağ oyuncusu sağ taraftan gider, top keser, araya atar. Yani Gökhan Gönül'e bakıyorsun. Ya Sabri bile iki tane asist yaptı ya. Bugün eleştirilen takımı tarafından ıslıklanan Sabri, taraftarı tarafından ıslıklanan Sabri bile iki tane asisti var. Düşün evet. yani. Ama yine söylüyorum, Sabri'ye bir haksızlık yapılmıştır. Özellikle şu çömde çok iyi oynadığı bir maçta. Belki de sezonun en iyi oyunlarından bir tanesi. Dolayısıyla numarayı getirsenize bir yakalasın. Ama Beşiktaş Ertem mesela. Beşiktaş bugün bakıyorsun. Bak çok büyük oyuncu kalitesi var. Ama Beşiktaş bugün çıkamadı bir ara. Bir ara çıkamadı. Şimdi kaç tane Kayseri'den oyuncu alırsın Beşiktaş'ta oynatırsın? Ya Bisselsa, Santrafor onu mu oynatırsın? Gomez'i mi oynatırsın? Yani tabii. Genel olarak bak. Ama bugün Beşiktaş takımı çıkamadı. Çıkamadı. Niye? Rakibi boğan Beşiktaş. Fizik olarak rakibinden her zaman üstünlük kuran Beşiktaş. Bugün oyunu rakip sahaya yıkamadı. Onun için Beşiktaş'ın bir an evvel bu oyunu daha yukarıya çıkarması lazım. Bu fizik gücünü daha yukarıya çıkarması lazım. Bu tempoyla şampiyon olamaz. Bu oyunla şampiyon olamaz. Bak iki haftadır, üç haftadır tehlike canları çalıyor. Bu futbolla Galatasaray'ı falan Şenol Hoca'ya söylüyorum. Bu futbolla, bu konsantrasyonla Lizbon'dan dönüp Perşembe, Cuma Galatasaray'ı falan yenemezsin hocam. Bir an evvel önlemini al. Bu takımla ilgili önlemini al. Tamam orada şimdi Sosa ile evvel. Şimdi mesaj geliyor. Sosa çok istemiş de. Ya Sosa'nın yanında adam var. Topu istediği ne alakası var? Mario Gomez orada vuracak kalecinin şeyine. Ama az daha maç 2-2 bitecekti. Bir Selsan'ın bir tane maçtan
Maçın sonunda doğru bir plasesi var. Direği sıyırdı geçti. Maç berabere bitiyordu neredeyse. Ama 3 tane 4 tane çok doğru. Çok net harcanan pozisyonlar var. Son paslar iyi verilse Ertem. Onlar yerini bulacak. Yani maç bir anda kopacak gidecek. Aynen öyle. Vallahi yani mucize yaratıyor. Yani bakıyorum bizim yerli hocalarımız. Geçen hafta Cihat Hoca. Bu hafta aynı şekilde Tolunay Hoca. Yenilmesine rağmen bu zayıf bir kadrosuyla bugün Beşiktaş takımına sağdan çıkarmadı. Belirli doğru. bir süre Beşiktaş'a üstünlük kurdu. Evet. Sinan abi. Var mı Beşiktaş'la ilgili söylemek istediğin? Yok, Beşiktaş'la ilgili genel olarak söyledim. İsmail'in pozisyonuna penaltı da verebilir hakem Ertem. Verebilir de hiçbir şey de diyemezsin. Kalsaydı. Evet. Ama şey Gökhan Gönül pozisyonu çok önemli bir pozisyon değil. Omuz omuza bir mücadeledir. Bana göre faul değil. O pozisyonda faul doğru. değil. Ama hakemlerimiz abi veriyorlar. Doğru. Demin biz Fırat'la ilgili yorum yaparken detayına girmiyoruz. Biz bildiğimiz için Ahmet Hoca'yla pozisyonu şimdi ben pozisyona bakarken görürken offside gibi görüyorum. %100 offside diyorum golü. Sonra Piero'dan ölçülüyor Lig TV, ölçüyor. Ondan sonra Lig TV'ye göre offside değil deniliyor. Ondan sonra millet daha pozisyon offside değil diyor. Ama benim gördüğüm pozisyonda ben offside gibi görüyorum pozisyonu. Bana göre evet. Öndeki oyuncu da offside, Tunay da offside'miş gibi görünüyor. Ama Piero'yla ölçüyorsun, biçiyorsun sonra o zaman güzel oluyor konuşmak. Ama net olarak ben onu söyledim bana göre. Bana göre pozisyon öteki kırmızı kart pozisyonunda hakem verebilir, istese vermez. Aynen öyle. Abi bakın bir şey anlatıyorum net. Bu ülkede hakem kararları çok önemli. Kural ayrı, hakem kararı çok önemli. İçeri giren top verilmiyor. Geçen hafta Kasımpaşa'nın, ben biliyorum Kasımpaşa'nın 3 hafta önce de yine hakem hatasından oldu. Kasımpaşa'nın da çok canı yandı hakem. Geçen hafta Kasımpaşa'nın net golü verilmedi. Evet. Bu bir hakem kararıdır. Hakem kararı deyip de geçmeyin. Kural farklı bir şey. Hakem kararı uygulamak farklı bir şeydir. Hakemlerimiz de kendi kararlarını uygular arkadaşlar. Maalesef bu ligimizde. Evet sevgili seyirciler. Sayın Dursun Özbey'in bir konuşması var. Röportajı var. Daha doğrusu Sezgin Gelmez'e yapmış olduğu açıklama. Onun teaser'ı hazır mı sevgili Serkan? Serkan Dündaroğlu'na bir soralım. Bir teaser hazır mı? Değil. Tamam, birazdan ekrana gelecek. Hemen belirtelim Grosskreutz'la ilgili. Sayın Başkan'ın Sabri'yle ilgili Grosskreutz'un neden Galatasaray'dan ayrıldığına dair bilgiler ve Devrim Zengin'in özel haberi. Hep söylüyorum, bugüne kadar Grosskreutz'ta bir haftadır yazılanları, çizilenleri lütfen unutun. Çünkü bu akşamdan itibaren yepyeni bir pencere açıyoruz Grosskreutz'la ilgili olarak. Ve tabii ki Gaziantep Spor Fenerbahçe karşılaşmasının öncesinde Fenerbahçe'de yaşananlar. Hepsi birazdan ekranlarınıza gelecek. Kısa bir kahve molası rica ediyoruz sizden. Biz kahve molasına giderken siz beyazgazete.com'da şu ana kadar neler konuşuldu sporda, futbolda, futbolla ilgili yaşananlar. Hatta ve hatta biraz önce de söyledim, Azerbaycan'da yaşanan o kötü durumla ilgili olarak şu anda tam olarak biz bültenin için, programın içindeyiz. Bültenin içeriğini bilemiyoruz. Biz de beyazgazete.com'a bakacağız ama beyazgazete.com'da kardeş ülke Azerbaycan'la ilgili yaşananların hepsi beyazgazete.com'da. Bizden ayrılmayın. Bir kahve molası verelim. Kahve molasından sonra beraber olacağız. Sinan Engin'in Instagram adresi Sinan Engin. Sinan Engin'e sorularınızı, yorumlarınızı, görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Sinan Engin hesabından. Benim Ertem Şener, sevgili seyirciler, Ertem Şener'e Instagram hesabımızdan ulaşabilirsiniz diyelim ve bir kahve molasına gidelim.